Merhaba, Eksik Olan'a hoş geldiniz. Bugün özel bir yayınla karşınızdayız. İki tane yakın dostu beraber ağırlamaktan çok mutluluk duyuyoruz. Aga Aydın ve İlker Küçükparlak'la beraberiz. Psikolojiyle ilgili konuşacağız genel olarak. Onun dışında yeni çağımızda daha çok gördüğümüz belli konulara odaklanmaya çalışacağız. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şeyi de belirtmek istiyorum izleyiciler. Saatin bu saate doğru çekilmesi ancak yakalayabildik. Tabii çok yoğunluk olduğu için. Şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Şimdi yeni teknoloji devrimi konuşuluyor. İnsanların yeni tabii sorunları revaçta. Sosyal medya bunlardan en çok kullandığımız. Ve sosyal medyanın kullanılışında artık bizi zorlayan, yani hem dışına çıkamadığımız, belki bazı şeyleri, şanın şöhretin o kadar da önemli olmadığını daha farkında olan insanların da kullanmak zorunda olduğu, hem tüketimsel bir noktaya doğru gidiyor, hem bunun dışında kalamıyoruz. Hem de daha belki de böyle bir saygıyı, iktidarı kırıcı bir yapısı da olabilir, bilmiyorum. Bununla ilgili ne düşünürsünüz? Şu anda sosyal medyanın ve yeni teknolojik imkanların çağımıza olumlu, olumsuz etkileri neler sizce? Diye kimden başlayayım? İlker Hocam sizinle başlayayım isterseniz. Yani, sakallar uzun diye mi? Daha erkek. Yani burada şey tartışmasından başlamak gerekir o zaman. Mesela hani olumlu olumsuz etki dediğimizde bu iyi bir davranış mı, kötü bir davranış mı, moral bir değerlendirme yaparken iyi ne, kötü ne, ahlaklı olan neye dönmek gerekiyor ya. Şimdi olumlu ve olumsuz etkileri tasnif etmeye başladığımızda aslında ideolojik bir yere konumlanmış oluyoruz. Etkisi muhakkak var ama ne olumlu ne olumsuz, bu biraz çok tartışma götürecek bir şey. Agah mesela daha olumlu taraflarını ya da gördüğü şeyleri daha olumlu yorumluyor. Çünkü o yorumlamaya başlıyor zaten. Yani bir şey işaret etmek, bir de ona bir değer atfetmek. Bir balans, olumlu, olumsuz dediğimizde böyle bir şey oluşuyor. Orası ikinci bir kısmı. Orada biraz daha tereddütlü konuşabiliriz belki. Çok etkisi var. Ama yani şeyi bir söylemek, yani hatırlamakta yarar olabilir gibi düşünüyorum ben. İşte yeni dünya, yeni teknoloji, modern zamanlar, bunların insanlığa etkisi, psikoloji etkisi derken bir de yeniden ne kastediyoruz var. Çünkü tarım devriminden beri aslında insan bir şeyleri ürettiği için uyumlanmaya çalışıp duruyor. Yani bu anlamda çok farklı bir macerası var. Kendi ürettiği sisteme kendisi yeniden uyumlanmak ve daha uyumlanamadan yeni bir şey üretip bu sefer uyumlanılacak yeni bir şey ile karşı karşıya kalmak gibi bir durumundan bahsediyoruz. Kültürel evrim yani aslında. Tabii ki, ve bu biyolojik evrim çok daha önünde, çok daha hızlı gittiği için kültürel evrim böyle şey gibi, tavşan kaç tazı tut da değil, şey ne o, kaplumbağa tavşan hikayesi gibi. Biyolojik evrim çok daha yavaş ilerleyen bir süreç ve kültürel evrim çok daha ivmeli vaziyette gidiyor. Öyle olduğu için bu aslında çok yeni bir tartışma değil. Öyle olduğu için belki de başka nedenleri de olabilir ama bu kıyamet kopacak, dünya iyiye gitmiş, bin yılında kıyametin kopacağına dair çok yaygın bir inanış olmuş mesela. Bin yıl gitti artık, dünyanın sonu geldi. Çok garip, çok bozuk, çok yoz zamanlarda yaşıyoruz. Yani bizden önceki kuşak bize bakarak diyordu, onlardan önceki kuşak onlara bakarak diyordu, daha gerideki kuşak da yine bir sonrakine bakarak bunu söylüyor. Ne garip bir dünya bu. Nereden çıktı bu gariplik? Yani kent yaşamı, çalışma, hayatı, Fordist üretim biçimi, hani neyi bu, buraya, tarım devriminden itibaren bu hikaye böyle bir kere. Yani biz çok yeni bir şey tartıştığımızı düşünebiliriz. Ama çok eski bir hikayeyi tartışıyoruz bir taraftan. Bir açılış yapayım. Sakalı uzun diye bana gelmiş gibi de olmasın. Ben de sakalı bu arada sizin için uzattım bir aydır. Bu programı bekliyordum. Aga Hocam sizin yorumlarınız. Yani çok farklı şeyler söyleyemeyeceğim ama hani yeni dediğimize göre bir de eski var demek ki. Yaşlılığı çok tehlikeli buluyorum ben. Hani insanın ihtiyarlıktan bahsetmiyorum yaşlılık derken buna. Kendine çok inanmak
yaptıklarına, yaşadıklarına inanmak. Yaptıklarını, yaşadıklarını doğru olarak görmek. Yaşlılar tehlikeli insanlardır. Yani sanıldığı gibi yaşlılık işte öyle çok saygın bir şeyi, boşluğu doldurmuyor. Yaşlılık kendi yapıp ettiklerini, kendi değerini dayatma anlamına geliyor. Yaşlılık gençliği yok sayıyor, gençliği değersizleştiriyor. Çünkü kendi kurduğu benlikten vazgeçmesini gerektiriyor. Ben mesela yaşadığım çağı çok seviyorum. Çok kıymetli buluyorum. Mesela şu anda 16. yüzyıldaki ya da 17. yüzyıldaki bir padişahtan, Avrupa'daki bir imparatordan daha konforlu, daha kıymetli bir yaşamım var. Bilgiye kolay ulaşıyorum, insanlara kolay ulaşıyorum. Çok hayat hakkında daha fazla şey biliyorum. Hangi imparatoru kıskanabilirim ki ben? Hatta yani 100 yıl önceki bütün en güçlüler kıskançlıktan çatlarlardı eğer benim hayatımı görselerdi. Yani işte ne bileyim bir şeye bir arkeolojik kazı yapılan bir yere gidiyorsunuz. İşte bilmem şu var, bu var. Ne varmış orada? İshak Paşa Sarayı'nda ne varmış? Neymiş efendim? Sıcak su geliyormuş. Ya bizim her evde var. Yani kanalizasyon sistemi döşenmiş vesaire. Kültürle ilişkiyi de böyle düşünüyoruz. Ne yapıyordu burada? Sanatçı besliyor. Besliyor da hakikaten. Evet. İşte bilmem ne kontu ya da kralı bir saraya bir sanatçı koyuyor. Yani bütün klasik müzik bestekarları bu şekilde hayatlarını idame ettiriyorlar. Birinin himayesini onu orada barındırıp, yani hayatını idame ettirsin, sağlık, konfor sağlık, ne yapayım? Müzik. Müzik. Şimdi mesela ne kadar kolay, değil mi? Bir böyle bir burjuvazi içinde, böyle bir varlık içinde olmaya gerek yok. Sanat, müzik, gelişim çok daha kolay. Yani hepimiz narsistik varlıklarız. Yani eksikliğin üzerine kurulmuş olan, ben tamım, varım. Dolayısıyla bütün iktidarlar buradan konuşur aslında. Ben tamıma gider. Dolayısıyla mevcut olanı, yeni olanı, kendisinden farklı olanı değersizleştirir. Ki tamlığı bozulmasın. Evet, evet. Bütün iktidar kendisinden farklı olanı değersizleştirir. Dolayısıyla siz ahlaksız oldunuz, siz bozuldunuz, hayatlarınız iğrenç falan, öyle bir şey yok. Biz gayet memnunuz hayatımızda. Yaşlılık, gençlerin yapıp ettiklerini kıskanıp onların ritmine etmek demek değildir. Zurnanın son deliği olarak melodiye olgunluk vermektir. Dolayısıyla yaşadığımız çağ kötü falan değil. Gayet iyi bir çağda yaşıyoruz. Yani olabilecek en iyi yere gelmişiz. Ama insan bu. En iyisi bu yani. Daha iyisi geçmişte var mıydı? Ben eğer tarih bilgim beni yanıltmıyorsa yok gibi geliyor bana. Peki narsistlik açıdan bir problem yok mu abi hocam? Mesela herkes artık birbirine bir tık mesafede hemen şey yapabiliyor, dil uzatabiliyor, bilmediği konularda yorum yapabiliyor. Orta yaş üzerine çıktıkça da gözlemlediğim şey daha çok kale alınıp cevap veriliyor mesela. Hı-hı. Şimdi böyle bir durum da var yani. Evet, bilgiye çok daha kolay ulaşabiliyoruz ama çok böyle kısa mesafe dövüşçüsü haline geldi herkes sanki. Derinleşemiyoruz belki belli, evet, bilgi alanlarında eskisi, evet, kadar. Yani evet, multidisiplinler daha çok yönlü bir çağa doğru geldik. Herkes yani bir üniversite eğitiminde bile en iyi akademide şu an online eğitim alabilecek duruma geliyor. Üniversitelerin biteceği konuşuluyor mesela. Ama bunun yanında da belki derinleşmeyle alakalı. Yani bir insanın yani mesela kitap okuma oranının, ben bilmiyorum istatistiksel olarak ama eskiye göre dikkat oranının çok düştüğünü özellikle kendi jenerasyonumda hissediyorum, görüyorum, gözlemliyorum. Hı hı. Böyle bir sorun var mı sizce? Şimdi böyle bir sorun olması, bunu ayrıca konuşabiliriz. Geçmişte daha az ya da daha farklı sorunların olmadığı anlamına gelmiyor. Yani dolayısıyla bugünü kötüleyerek geçmişi yüceltmek gibi bir sahtekarlık var. Hı. Şimdi insanların birbirine dil uzatması, konuşması, dil uzatması diyorsunuz zaten. Dikkat ederseniz ne demek bu? Şimdi ben 100 yıl önce bir psikiyatrist olarak burada konuşuyor olsam acayip bir iktidarım olurdu. Şimdi bu iktidardan vazgeçmek istemiyor insan. Ya koskoca bana 17 yaşındaki bir çocuk ya da filan üniversiteye gitmemiş bir adam nasıl laf eder diye öfkeleniyor insanlar. Dil uzatılması kötü bir şey değil ki. Dil uzatılması, dil uzatabilecek cüreti gösterebilmesi kişinin eşitliğe götürür. Bunu kabullenemiyor iktidar.
Ayaklar baş oldu diyor. Ne demek bu? Ne demek ayaklar baş oldu? Yani ben iktidarım diyor. Benim iktidarımı sarsan her sistem, her düzen, her yüzyıl, her yenilik rahatsız edici bulunuyor o yüzden. Tehlike burada iktidar için bir tehlike var. Yani biz sıradan vatandaşlar için bir tehlike yok. Biz sıradan vatandaşlar için giderek aşağıyla yukarı yakınlaşmaya başlıyor. Bunu kaldıramıyor. Hiçbir iktidar kaldıramıyor. Yani burada siyasal iktidardan bahsetmiyorum. Erkeksi olanın, güçlü olanın beğenmediği bir şeydir yeni yüzyıl. Yeni yüzyılı beğenmez çünkü kendi konfor alanını sarsıyor. Sen kimsin bana bu lafı ediyorsun? Ne götürüyor bunu? O yüzden sosyal medyayı, televizyonu, insanların konuşabileceği platformları, kitap yazabilmesini. Ya eskiden ne güzeldi, bizim 3 tane yazarımız vardı, 3 tane babamız vardı yani. Diğer hiç kimse konuşamazdı. Ben de onlardan biri olabilirim arzusuyla yaşardı insanlar. Olduklarında da diğer insanların konuşmasından rahatsız olmaları çok anlaşılabilir bir şey burada. Bakın dikkat ederseniz burada büyük halk kitleleri için bir tehlike değil yeni yüzyıl. İktidar için tehlikedir. Bu nedenle bir olumsuz algıyla bize servis ediliyor. Ve biz de iktidarın diliyle sakatlandığımız için bunu sanki kendi aleyhimize bir şeymiş gibi algılıyoruz. Beni niye rahatsız etsin? İnsanların çok kolay zengin olması, çok kolay bilgiye ulaşması, benden daha fazla psikiyatri bilmeleri beni niye rahatsız etsin? Buradan nemalanıyorsanız rahatsız oluyorsunuz. Yarışıyor. Yeni çağın rahatsızlığı büyük halk kitleleri için değildir. Küçük ya da büyük bütün iktidarı tehlikeye atmıştır. O yüzden rahatsızlardır. Bunu anlamak için çok büyük sosyolojik devrimlere, antropolojik olarak filan böyle laflar etmeye gerek yok. Herkes kendi evinin içine bakarsa aslında bunu görebilir. Babaları, dedeleri, dayıları, amcaları bizim zamanımızda şöyle böyleydi, siz ne hale geldiniz diyor. Yani esas kişi burada benim diyor. Yani mikro düzeydeki iktidardan makro iktidarı da anlayabiliriz. Kendi hayatımıza bakarsak iktidarın ne kadar iğrenç bir varlık olduğunu, ne kadar keserinin kendine yonttuğunu görebiliriz. O yüzden yeni yüzyıl çok özgürlükçü, çok eşitlikçi gruplar tarafından bile aşağılanmaktadır. Çünkü aslında o özgürlükçü, eşitlikçi yanlarıyla iktidar devşirmeye başlıyorlar. Lacan, öğrenci hareketlerine katılan, onlarla birlikte yürüyen biridir. Buna inandığı için. Ama orada yürüyenlerin bir iktidar arzusu içinde olduğunu bilebilecek kadar da tekamül etmiş bir adamdır. Oradaki öğrencilere şunu söyler. Bir baba arıyorsunuz, sonunda bulacaksınız. Ama bu durumu değiştirmeyecek. Peki, o noktada bir şey... Ha, tabii. Şöyle ben ne anladığımı söyleyeyim. Tamam. Sakalı uzun ya, ben daha çok konuşma ihtiyacı hissediyorum. Aradaki açığı kapatmak için. Ben hani sanki şöyle bir şey anladım senin söylediğinden. Hani bu hani dil uzatma derken işte şöyle şeyler var ya, biri bir tweet atıyor ve birinin o Twitter adresini mention'a alıyor ya da şey yapıyor. Şimdi narsistik yaralanma yaratıyor. Yani ben mesela acayip büyük bir laf ettim dün. Şimdi bir tane arkadaş yazmış. Bak. Şimdi biosuna bakıyorum. Hakikaten kendi şeyimi ortaya koyarsam ezerim. Ama orada şunu düşünüyorum. Niye aklımdan bu geçiyor? Çünkü benim iktidar alanıma sarsıyor. Tamam, yanlış bir şey söylüyor olabilir. Ben onu alt edebilirim. Bundan niye rahatsız oluyorum? Ondan sonra da niye Twitter, sosyal medya yeni yüzyılı eleştirmeye kalkıyorum? Aslında kendi narsistik yaralanmamı kaldıramadığım için. Yani bu şey gibi sen, düşündüm. Mesela babaya cevap verin, sus babaya cevap verin. Bir de sen şimdi hani onun uzanımında da şöyle bir hikaye gelişebilir. O babaya cevap verin demeyi bir şekilde hazmeden, sindiren, içselleştiren evin abisi bu sefer babaya cevap veren bir küçük kardeşe hiç tahammül edemeyebilir. Tabii yani onun da çok... Sen kimsin İlker Bey'e bu lafı ediyorsun diye. İlker Bey'den daha fazla İlkerci olan o kadar çok kişi var ki. Şu anda zaten bütün dünyayı bu arkadaşların seçimleri yönlendiriyor. İlker'den daha fazla İlkerci olmak, Agah'tan daha fazla Agahçı olmak. Sen kimsin yani? Çok katılıyorum, çok güzel açıkladım bence.
Bir de ben biraz daha olumsuz bir tarafını belki işaret edebilirim. Bana ya da olumsuz gelen bir tarafı. O da şu olabilir benim gördüğüm. Şimdi aslında yapmaya çalışıyorum. Yani niye buradayız, niye konuşuyoruz, niye işte ben Agah bir şey söyleyince aklımda bir şey canlanıyor. Bölümdür diyorum Agah, ha, hakikaten bak öyle oldu falan diye bir yanıt veriyor. Tamam, ne yapıyoruz biz burada? Aslında öyküleştiriyoruz bu durumu. Ha, bildiğimiz bir yerde abi baba bir şey bir şey bu Agah bunun bir öykü hani bu insanlığın süreci biraz bir ailenin süreci mikro iktidar makro iktidar kültürel iktidar akademik iktidar popülaritenin getirdiği başka bir iktidar vesaire hani biz bir öykü oluşturmaya çalışıyoruz aslında bir şeyler yaşıyoruz şimdi sizin sorularınız var siz o soruları yöneltiyorsunuz ne oluyor burada bir dakika. Dur, bir soru da bir dakika şimdi bir şey daha var burada bir şey daha var burada ne yapıyoruz öyküyü bütünleştirmeye çalışıyoruz niye bunu yapıyoruz yani benim de anladığım kadarıyla senin de ihtiyacımız var buna bunu öyküleştirmeye çünkü insan böyle bir varlık bir öykü içinden yoksa böyle bölük pörçük dağınık fragmente bütünleşmemiş bir pisişik yaşam zaten işte Agah çok daha güzel ifade eder o tarafta hani bütün bu hani boş tablosu şeklinde olan o öykü kabus gibi cehennem gibi bir şey. Ancak öyküleştirdiğimiz zaman baş edebiliriz. Öyküleştirdiğimiz zaman kendimizi şimdide ve gelecekte temsil edebiliriz. Köklenebiliriz yani. Yoksa rüzgar nerede esiyorsa oraya giden canlılar oluruz. Şimdi şöyle bir boyutu da var mı acaba diye düşündürtüyor beni. Bütün bu etkileşim, evet dil uzatma uzatma mı, niye uzatılmasın soruların yanı sıra bir de o kadar yoğun ve fragmante biçimde geliyor ki hani bir bütünlüklü bir öykü oluşturma konusunda da insanın zorlanmasına neden oluyor olabilir diye düşünüyorum ben. İçinde daha yeni geçtiğimiz için olabilir mi? Çünkü kurgu genelde böyle hani geriye doğru yapıyoruz ya, yani. Bu çağ geçti aslında buydu. Hı-hı. Onunla alakalı olabilir mi? Onu düşünüyorum bazen. Biraz şununla alakalı olabilir gibi geliyor bana. Yani ki mesela bu internet bağımlılığı tartışmaları, teknoloji bağımlılığı tartışmaları da var ya. Şimdi bu insanın çok ihtiyaç duyduğu bir şey. Ötekiyle karşılaşmak, aynalanmak. Karşılaştırmak. Kendini ötekinde görmek. Bakayım o söylediğinde ben ne anlıyorum kendimden. Ben ona bir şey söylediğimde onun zihnindeki ben neyim? Kendini ötekinde görmek çok kuvvetli bir ihtiyaç. Ömür boyu bitmeyen bir ihtiyaç bir taraftan. Yani hem insanı kuran hem de devam ede gelen bir ihtiyaçtan bahsediyoruz. Dolayısıyla da buna dair uyaranlar aslında ödül verici şeyler. Bir araya gelmeye çalışıyoruz sürekli. Değil mi? Konuşmaya çalışıyoruz, görüşemeyince özlüyoruz. Bu ama sadece fiziksel olarak böyle yan yana dikilmekten ibaret kalmıyor. Kendimizi diğerinde görmeye çalışıyoruz sürekli. O aynalara ihtiyaç duyuyoruz. Dolayısıyla da bunun bir ödül değeri var bizim için. Yani bir bağımlılıktaki maddenin ödül değerinin olduğu gibi bir taraftan da. Evet o maddeler de keyif verici maddeler. Bu aynalanma işi ya da o diğeriyle karşılaşma işi de ödül duygusunu uyandırıyor. Ama öyle olunca ve erişim çok daha kolay olunca bu öyle bir noktaya gelebiliyor ki artık... şey vardır ya güzel örnek olabilir bu bir ayna karşısında kendinizi çok iyi görebilir hakikaten ben şimdi ne giydim işte nasıl görünüyorum bir fikrim var ama bir ayna bana çok yardımcı olabilir fiziksel olarak nasıl göründüğümle ilgili ama bir de bu sirklerde falan ya da luna parklarda aynalı oda olur ya yani neredeyse sonsuz sayıda ayna vardır ve o kadar imge görünür ki aynı anda daha kafa karıştırıcı olur. Biraz oraya doğru giden, yani insanın kendi öyküsünü kurmakta zorlanabileceği kadar uyarana maruz kalmasına neden olabilen bir tarafı olabilir gibi de geliyor bana. Bütün bu yoğunluğun arasında bir bütünleşmeye olanak tanımayacak kadar o uyaranı yoğunlaştıran bir tarafı da var. Ya çok özür dilerim, çok güzel bir noktaya geldik. Andrew Jiz'in abim diye bir teorisi vardı bu aynalarla şimdi hatırladım. O bütünlüğü mesela bana biri ceza kesti.
aslında kim kesti? Bunu ayna modeliyle o sanatsal en derine kadar inelim ve en tepede kim var bunu sorgulayalım. Biraz da ya bu yoğunluk, yani söylediğiniz gibi işin özüne inmemizi geciktirebilecek bir yoğunluk mu? İşte bana öyle geliyor. Yani aslında pek çok psikoterapi yönteminde de yapılan şey biraz da şudur. Ya hele bir orada kal. Ya bir dur bakalım orada. Yani işte bu beni çok kızdırdı. Tamam, bir orada bir o kızgınlıkta bir kalalım. Neyin kızgınlığı? Acaba mesela öyle bir şey tarif ediyor. Ya bana işte cevap vermiş. Biosuna baktım. Bir bozuldum. Sonra ama durmuş orada. Ya bir dur. Bir, ne oluyor şimdi burada? Ha, böyle bir şey oluyor. Şimdi öykü böyle tamamlanıyor ama eğer bu uyaranlar çok sayıda oluyorsa ve insan ayak gibi hani böyle bir kendini bir durduran, kendini bir dönmeye meyli olan bir tarafı da olmayan birisi ise, o zaman bu öyküyü daha da bozan, öyküleştirmeyi daha da olanaksızlaştırabilen bir yönde de işlev görüyor olabilir. Bu konuyla ilgili benim aslında iki tane sorum var. Bir şeyden bahsedik, iktidar kavramından ve hep bir iktidarın olmasından bahsettik. Hatta rahatsız olmamızın da hani Ömer'in anlattığı dil uzatmada o iktidar kavramının aslında bozulmasından dolayı olduğunu söyledik. İktidar insanın hep bir parçası sanırım ve iktidar olmadan hiçbir zaman yaşayamayacağız gibi görüyorum. Onu sormak istiyorum, birinci soru. İkinci soru şu, dediniz ya hani ben adamı ezerim aslında işte gücümle. Fakat hani bundan neden rahatsız olduğumu görüyorum. Fakat orada biraz da hakkaniyet arayışı yok mu? Yani şöyle bir yazı okumuştum, kim olduğunu söylemeyeyim. İşte halter kaldıran, iki kişi halter kaldırıyorsa kimin daha güçlü olduğunu görebilirsiniz. Çünkü zaten belirir, ikisi aynı ağırlığı kaldırabiliyorsa. Fakat zihinsel şeylerde, sizin okuyarak geliştirdiğiniz şeylerde bir insanın diğerinden daha zeki veya daha zeki demeyeyim de daha bilgili olduğunu kanıtlamak çok subjektif olduğu için olmuyor ve bu toplumda şey saygı görmüyor. Böyle bir bakış olduğu için hani kendini okuyan ve bilen gören kişide, yani ben bunun için zaman harcıyorum, emek harcıyorum, okuyorum. Karşında bu yorumu yapan kişi o konuyla ilgili hiçbir şey bilmiyor. Yani bir bilgiye istinaden bunu söylemiyor. Söylemediği için de yaptığı yorum hani aslında şey değil, hani bir şey yok, mesnetsiz. Dolayısıyla bundan dolayı kendi bir şey hissetme psikolojisi. Hani ya haklı değil, yani ben bilerek söylüyorum, o bilmeden söylüyor. Hani böyle bir yaklaşım doğal değil mi? Şimdi burada hakkaniyet dersek gene riskli bir alana giriyoruz. Doğru, gene o narsistik olumlamaya gidiyoruz. Bu hakkaniyet değil, sadece şu bilgiyle mümkün ancak. Çünkü hakkaniyet dediğimizde daha sonra gene hesabını soracağım. Bak ben sana tolerans gösterdim. Gene büyük ben oluyorum yani. Bu ben narsistik bir varlığım. O oluşturduğum bütünlüğe halel geldiği için, onu dürtüklediği için bu kadar öfkeliyim. Durmam lazım. Bu ne onunla, ne benimle, ne onun ürettiği bilgiyle, ne de benim ürettiğim bilgiyle ilgili değil. Ben bunu hakkaniyet diye servis edebilirim. Bak ben sana göz yumdum, hoşgörü gösterdim filan. Hatta neyse, hoşgörü de çok tehlikeli bir kavram bizim şeyimizde. Ya mesela bizim toplumumuzda hoşgörü diye bir kavram yoktur. Müsamaha vardır. O da negatiftir ama hani sana müsamaha gösteriyor. Biz müsamahayı hoşgörü gibi anlıyoruz. Yani neyse, orası daha zor bir yer bence. Şimdi burada hani onun narsistik bir kurulumla ilgili olduğunu, ben bunu istediğim gibi makyajlayıp dürtüklemeyi, cevap vermeyi, ezmeyi ya da ezmemeyi bile kendime bir hayranlık devşirmek için yaptığımı fark etmek ancak insanı fark etmek olarak görülebilir. Ama İlker'in burada vurguladığı şey, yani bilimsel düşünüş her zaman olumladığımız bu şeyin de olumsuzluğunu görmeyi gerektirir. Şimdi bu iktidarın devrilmesi, iktidarı kötü bir şey olarak konumlandırıyoruz ya, oysa bütün bilgiyi de bu iktidar üretiyor. Şimdi biz bunu olumsuzladığımız zaman elimizdeki bütün enstrümanları da kaybetmiş oluyoruz. Peki iktidarın bu şekilde kaybı, deforme edilmesi ne oldu? Yeni iktidarlar yaratıyor. Onu sordum. Yani ne bileyim işte şu anda en çok hürmet gören konular obezite, şişmanlık, diyabet, psikoloji ve nöroloji. Şimdi bu alanda kurulu düzeni temsil eden kişiler değersizleştirildiğinde, psikiyatristler, endokrinologlar vesaire değersizleştirildiğinde sahte iktidarlar ortaya çıkıyor. Yani alan dışından, ya bunlar zaten boş konuşuyor, iktidar da değersiz bir şey. Ben bir tane de kitap yazdım. Aha. Aha da bu. Büyük vaatler. Bu
şu an yaşadığımız çağın en büyük riski de bu zaten. Yani biz iktidarın bizim üstümüzdeki tahakkümünden kurtuluyoruz derken, özgürleşiyoruz derken yeni iktidar kuruyoruz. Yeni bir iktidara biat etmeye başlıyoruz. İktidarsızlık, yani farklı manada değil bu manada mümkün. Yani iktidar kurmama, iktidarın olmaması mümkün. İktidarın olmaması şundan dolayı mümkün değil. İktidar bizi belirlemiyor. Biz iktidar belirliyoruz. Yani biz mi kralı yarattık? Kral bizi. Tanrı'yı yarattık. Tanrı mı bizi yarattı sorusuna cevap verebilmeniz gerekiyor. Yani bizi üreten iktidar değil, iktidarı üreten biz olduğumuz için onu yıktığımızda da aslında yeni bir iktidar üretmek için yapıyoruz. Az önce söylediğiniz şeye de o yüzden hani şerh koydum. Hakkaniyet yani dediğimde aslında dolaylı yoldan incelikli bir şekilde yeni bir iktidar yaratıyorum ben. Ne hoşgörülü insanım. Ama gidiyor. Kendi içsel dünyamızda böyle olduğu gibi toplumsal olarak da böyle sahte uzman dehşetine maruz kalıyoruz bu sefer de. Yani hiçbir gerçeğe uymayan, hiçbir çalışmayı içermeyen, sadece işte havalı, insanın bütün eksikliklerini gideren, biz hallediyoruz diyen bir sürü sahte uzman ve onların yarattığı sahte iktidarlarla yüz yüze geliyoruz. Ömrünü bilim için laboratuvarda geçiren insanların ürettikleri 3-5 bin takipçiyi bulurken bu sahtekarlar 1 milyon kişi tarafından takip ediliyor. Yani onu satın alıyoruz. Onun yerine koyuyoruz. Yani çağımızın en büyük tehlikesi de bu. Lacan'ın o sözü çok önemli. Bir baba arıyorsunuz. Meraklanmayın, kaygılanmayın, bulacaksınız. Buna kendi kültürümüzden örnek verelim. Arayan belasını da bulur, mevlasını da bulur. İkisi arasında ne fark vardır? Yoktur. Biz bulmak zorundayız gibi. Belki hani süre yeterli olursa İlker'de ben de herhalde bu konuda konuşabiliriz. Bu bizim yani evrimsel uyarılarımızla mı alakalı peki? Hep bir baba bulmak, hep bir üst güç bulmak. Ya tamam, ben şöyle düşündüm. Tamam. Şöyle düşündüm şimdi Agah'ın söyledikleri üzerine daha doğrusu. Ya bu biraz işte kendiliğin, öznenin nasıl kurulduğuyla ilgili bir hikaye. Şimdi bu ben dediğimiz şey hakikaten bir eksik üzerinden kurulacak ise, öyle olabilir hakikaten. O zaman bu iktidar kapanından kurtulmanın gerçekten de pek bir yolu olmayabilir. Bu ben dediğimiz şey bir eksiklik üzerinden kurulmadığı bir senaryo var mı? Aslında var. Yani işte pre-endüstriyel avcı toplayıcı topluluklarda böyle kuruluyor ama orada bizim bildiğimiz anlamda bir kendilikten bahsetmemiz çok zor. Çünkü kendisi nerede başlıyor, nerede bitiyor. O yüzden hani şimdinin mevcut durum içerisinden oraya bakıldığı zaman işte önceden vahşi, barbar, işte insan mı değil mi? Galiba da insan. Yani bir hayvanat bahçesine koyayım ya, insan galiba diye bir yerden bakılırken başka bir yerden, yani şizofreni gibi bir şey aslında bu gibi bütün o inanışlar. Çünkü o böyle kurulmadığında kişi, yani o kişinin kendisi ile kendisi olmuyor. Yani bizim anladığımız anlamda kendilik ve diğeri arasındaki sınır öyle bir geçişken bir sınır ki o doğayla da bütün her şeyin bir parçası, evet daha mistik, ezoterik öğretilerde amaçlanılan, hedeflenilen bir şey. Aslında insanlığın tarihinde zaten olan bir aşama ama oradan öyle bir çıktık ki oraya bakmak, yani orayı çok garipsetiyor bizi. Ama o topluluklarda zaten bu eksik üzerinden kurulmadığı için hikaye, böyle bir iktidar ilişkisinden de bahsedemeyiz. Tabii ki sosyal baskınlık dediğimiz evrimsel olarak çok net olarak tanımlanmış bir durum var ama iktidar sosyal baskınlıktan ibaret değil. Bir durum değil. Onu çok aşan ve farklılaşan bir boyutu. Yani sosyal belki de bütünleyen desek, hani anlamamıza çekirdek oluşturan bir baz ama hani tek başına oradan alıp erkekler şöyledir, kadınlar böyledir diyemeyeceğimiz kadar çok anlamlı, derin diyebilir miyiz İlker? Hani hangisi? Hani sosyal baskınlık vesaire, hani indirgeme olduğunu ama
çekirdeğini oluşturuyor şey. Her çekirdeğini oluşturabilir ama şimdi sosyal baskınlıkla iktidar arasındaki o yolculukta çok farklılaşıyor. Yani sadece tam da o baştan daha, söylediğin kendilikle ilgili. Yani daha kapsamlı bir hali ya da biraz daha egzajere olmuş bir hali demek de zor geliyor bana. Farklılaşarak da. İlker hocam, peki şimdi hayvanlarda da mesela baktığımız zaman, mesela Kropotkin, böyle anarşist ahlakı savunanlar genelde işte karıncalardan örnek verirler. İşte iktidarı olmayan belli yapıları doğada çözümlemeye çalışırlar. Böyle yapılar da var beraber çalışan. Ama genele baktığımızda nasıl bir tablo ortaya çıkıyor? Her zaman bir baskın olma isteği görüyor muyuz? Çünkü bazı hayvanlar çok şaşırtıcı özellikleri de var. Gerçekten. Ya karınca örneği bize ne anlatacak insanla ilgili, hiç emin değilim. Yani karınca değiliz orada, bilmiyorum, herhangi bir tereddüt olarak. Başka da var ama aklıma gelmiyor. Yani birkaç tane var öyle yani daha. Mesela bir uskumru sürüsü, hamsi sürüsünü de örnek verebilirsiniz. Hı. Biraz daha omurgalılara doğru yaklaşacak olursa. Ama hamsi de değiliz sanırım. Yani o sürünün bir lideri yoktur mesela. Hani şimdi grup halinde hareket ediyorsa bir lider falan bekleriz, iktidar bekleriz, bir şey bekleriz falan. Yoktur aslına bakarsanız. Şimdi burada iktidar dediğimizde bir temsilden bahsetmeye başlıyoruz. Yani benim bir hamsi olarak yanımdaki bu hamsiyi temsil edebilme yeteneğim var mı? Kendimi de ben nasıl bir hamsiyim acaba? Kuyruğum nasıl, yüzgeçim nasıl, öteki hamsilere nasıl geliyorum gibi bir temsil yeteneğim var mı? Yoksa zaten hani oralara bakmanın hiç anlamının olduğunu düşünmüyorum ben. Hatta temsil yeteneğine geldiğimiz zaman insanın dışına bakmanın da çok anlamı bir anda düşüveriyor. Şimdi sosyal baskınlık sistemi ya da hiyerarşisi vardır. Çeşitli hayvanlarda, çeşitli formlarda vardır. Çok daha örneğin despotik yapılanmış gruplar vardır. Primatlara dönecek olursak goriller böyledir. Bir alfa vardır. Gerisinin baskınlığın pek bir hükmü yoktur. Geçişken bir baskınlık sistemi yoktur vesaire. Ama daha ejeliteryan baskınlık sistemleri de olabilir. Şempanzeler böyledir. Alfa vardır, beta vardır, 16 vardır, 16 vardır. Geri kalanın bir önemi yok diyemeyiz. Örneğin beta ile iki diğer erişkin maymun bir koalisyon kurarsa alfayı indirebilirler. O yüzden bütün o grup içindeki ilişki ağı, sosyometrik özellikleri diyebiliriz belki, çok önem arz etmeye başlar ve zihin kuramının da aslında temelleri oluşmak zorundadır böyle bir grubun içinde. Yani bunlar çok mu acaba? Yine bir temsile mecburen anlatmaya çalışırken temsil üzerinden anlatıyorum. Böyle bir temsilin olduğunu düşünmüyorum ama bu ikisi çok mu yan yana dolaşıyorlar? İşte bilmem meyve toplamaya gittiğinde hep o ikisi aynı ağaçta oluyor gibi şeyleri bir şekilde gözetmek. Temsil üzerinden değilse bile böyle bir durumdan içgüdüsel diyelim olarak rahatsız olmak gibi bir durum olmak zorunda. Dolayısıyla diğerlerini gözetmek, grubun dinamiği için o diğeri ve diğerleri ve kendisinin nerede olduğunu dönük bir takım davranış setleri içerisinde olmak gerekiyor. Ama tekrar söyleyeyim, burada iktidar dediğimiz şey kişinin kendisini ve diğerini ve iktidarı temsil edebilmesiyle ilgili olan bir durum. Şöyle söylersem belki biraz daha kolay olur. Sosyal baskınlık sistemi olduğu zaman dördümüz bir yerde çay otururken birisi kalkılacaksa birisinin kalkalım mı demeye daha meyilli olabilir. Ama bu şöyle olmaz. Ben şimdi kalkalım desem işte ötekilere ayıp olur. Zaten ne haddime efendim, ya da işte şu kalkalım mı dediği zaman kalkalım da öteki dediği zaman biraz daha ya otur iki dakika falan diyebilirim. Çünkü öteki aslında öyle dediğimde geçen sefer işte çok da bir şey olmamıştı. Zaten hatır çinaz bir takım kendini ve diğerlerini temsiller üzerinden olduğu zaman iktidardan bahsediyoruz. Bu temsillerin olmadığı halde içgüdüsel olarak birisi daha işte bir kararlar verir. Ötekiler daha bir uyumlanırlar o kararlara ama ortada bir böyle bir temsili bir sahne olmaz ve bir tiyatroya dönüşmez bu iş. Doğal akışı içinde zaten olur ve gider. O zaman insana dönecek olursak, tam Aga Hoca'ya çok güzel pas gelecek şimdi. Erin değil galiba net bir şekilde o çay içen ortamdan
kaldırabilir. Çünkü yani daha fazla kaldırabilir en azından. Ya da kararı. Çünkü sorgulayan dil daha dişil bir dil, değil mi? Bunu... Şimdi biz İlker'le tabii çok yakın fikirlere sahip olduğumuz için çok farklı şeyler söyleyemeyeceğim ama farklı bir şeyle, kelimeler kullanarak söyleyeyim. Hayvana bakarak hayvanı anlarsınız. İnsanı anlıyorsunuz. Kadına bakarak kadını, erkeğe bakarak erkeği anlarsınız. Eril dil dediğimiz şey ötekinin yokluğu üzerine kurulduğu için kendisini sürekli öteki üzerinden tanımlama eğilimindedir. Mesela arılar arasında kraliçe arı olmak bir arzu nedeni değildir. Kraliçe arzu olmak bir işlevdir. Yani diğer arıların böyle bir derdi yoktur. Ben de kraliçe arı olayım gibi. İnsanı diğer varlıklardan farklı kılan şey bu arzu. Arzu geldiği zaman başka bir şeyle karşılaşmış oluyoruz. Ama eril dil her şeyi anlama eğiliminde ve bilme eğiliminde olduğu için anlayabileceğini zannettiği, arıları da anladığımızı tam söyleyemeyiz, anlayabileceğini zannettiği, iktidar kurduğu grupları kendi arzularına malzeme olarak kullanıyor, meze olarak kullanıyor. Yani arılara bakarak şeyi tarif etmek, insanı anlamanın yegane. Benim şu anda hani bilgi birikimimin geldiği yer, belki bir sene sonra farklı şeyler söyleyebilirim, bilmiyorum. En yakın, illa bir metafor kullanacaksak, o da metafor mudur tartışılır, çünkü direkt kendisi deliliktir. Deliliği anlamadan kendimizi anlayamayız. Hepimiz aslında deliyiz. Erasmus. Deliyiz. Kendine yabancılaşmış bir varlık delidir. Delilikle normal, yani biz kendimize yabancılaşmış insanlarız. Biz az önce kafede kakara kikiri gülüyorduk. Burada dördümüzde efendi insanlar olduk. Aslında orada eğleniyorduk. Şu anda burada poz kesiyoruz. Gayri ciddi şeyler üzerinden, gayri ciddi şeyleri severek yaşıyoruz. Ciddi şeyleri överek poz kesiyoruz. Şimdi bu delilik aslında. Yalancılık, ikiyüzlülük vesaire. Delilikte ne vardır? İşte bu anlamsızlığı anlayabilmek için deliliği şöyle tarif edebiliriz. Deliliğin normal dediğimiz insanlardan, hani gerçekliği ayırt edebilen dediğimiz insanlardan farklı şu, bu boşluğu, bu eksikliği doldurabilmek için deliler kötü ararlar. Yani insanın dibi orasıdır, çıkışı da orasıdır. Psikozodur, kötü arar. Ama bu kötüyü nasıl arayacak? Eğer o anneyle çocuk kaynaşmışsa, o zaman Tanrı benim diyor. Peygamber benim diyor. Her şey benim peşimde diyor. Ya da o anneyle tamamen uzaktır. Hiç teması yoktur. O zaman da birileri benim peşimde, aklımı çalmaya çalışıyor, organlarımı çalmaya çalışıyor der. Bir kötü var dışarıda beni arıyor. Yani dikkat ederseniz, İnsanın sıfır noktasını orası olarak kabul edersek, ötekiyle girdiği ilişkide hayatla ilgili sürekli bir kötü arıyor. En saf halimiz o bizim. Ötekine kıymet veren, sizin benim gibi obsesif histerik varlıklar, yani ötekinin arzusunu dikkate almış, ötekinin arzusuyla, ötekinin sevgisiyle sakatlanmış varlıklar da, hayatı yine ötekinin sevgisi ve nefreti üzerinden yorumlamaya çalışıyoruz. Ya uzak durmaya çalışıyoruz, ya yakınlaşmaya, onun sevgisini elde etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bilim insanları da aslında son toplamda aynı kafayla düşündükleri için hataya meyyal oluyorlar. Yani bizim bundan kurtulmamızın mümkün olmadığını kabul ederek ancak mevzuyu anlayabiliriz. Ancak şu yanlıştır, bizim söylediklerimiz doğru dediğimizde gene aynı tuzağa düşmüş oluyoruz. Biz her zaman kendi kendimize ve birbirimize tuzak kurmak üzere gelişmiş bir beynimiz var. Kötü var. Kötü kimdir? Kötü annemden beni ayıran erkektir. Kötü her zaman erkektir. Erkekler içinde, kadınlar içinde. Beni ondan mahrum bıraktı. Gücümüz yetmediği için, şimdi psikoz dediğimiz akıl hastalığı olan kişi, beni annemden mahrum bırakan kötüyü reddediyor. Babayı. Reddediyor. Ben seni alt ederim diyor, o benim diyor. Normal dediğimiz insanlar da kötüyü tamam diyor, ya benim sana gücüm yetmedi, ben senin gibi olacağım diyor.
Biz buyuz. Bu kadarız yani. Yani bütün mevzu bir kötü bulmakta. Yani bu acılara, bu sıkıntılara bir kötü arıyoruz. Psikoz bu anlamda en avantajlı yer. Biz gülüyoruz onlara ama muhtemelen onlar da bize gülüyor. En avantajlı yer. Kötü arıyordu, kötü buluyor. Biz kötü ararken kötüye aşık oluyoruz. Annem ne istiyor da? Baba bana ne yapmam gerektiğini söyleye geçiyoruz. O yüzden sahtekar uzmanlar, sahtekar iktidarlar her zaman bizi kullanıyor. Kullanmaya da devam edecekler. Hiçbir zaman bundan kurtulamayacağız. Farkındalar mı? Bundan kurtulmanın bir tek yolu vardır. Ne karıncaların hayatına bakmak, ne öküz olmak, ne inek olmak, deli olmak. Hamsiler çok kritik. Deliler. Delilere bakarsak açığımız da ortaya çıkar gibi geliyor bana. Yani bizim sosyal yaşam dediğimiz şey bile buna dayanır biliyor musunuz? En yakın çevremizin, tanıdıklarımızın, tanıdıklarımızın tanıdığı ünlülerin ve ünsüzlerin dedikodusuna dayanır. Sosyal yaşam budur. Onların kişilikleriyle ilgili yaptığımız spekülasyonlara dayanır. Şu anda bile ben üstü örtek olarak birilerinin dedikodusunu yaptım. Siz fark etmediniz bile. Sahte uzmanlar dedim, kendimi asil uzman olarak yaptım. Ve hepimiz, dördümüzün de hoşuna gitti bu. Belki seyircilerin de hoşuna gidiyor. Çünkü dedikodu yapıyoruz. Dedikodu nedir? Bu boşluğu, bu eksikliği, bu acıyı anlamlandıracak kötü bulmak demektir. İnsan benim anladığım yerden bu kadar. Bir suçlu bulmak aslında. Evet, evet. Yapmam. İster bilimci olun, ister sanatçı olun, ister televizyoncu olun, ister bizim gibi acayip şeyler biliyor havasına girin. Sonuçta bir kötü bulma derdindeyiz gibi geliyor bana. Hocam yorumunuz çok gerçekten güzel. Ufuk Atilla'yı da İlker Hocam önce, böyle evet, kapatmadan son. Önce böyle size doğru sorun bir kere bir soru sormak istedim. İki sorumu sorabiliriz. Delirmek üzereyim. Bu arada bu yorumdan sonra beynim bayağı yandı. Son soru bu hamletvari delilik rolü yapmakla delili yani her ikinizden de cevap bekliyorum hocam. Nasıl ayırıyoruz biz psikiyatride? Yani hamletvari ben rol yapıyorum yani gerçekten deli rolü yapıyorum. Kısaca alalım çünkü vaktimiz yok. Diyelim. Bunu nasıl ayırt edersiniz? Yani bu çocuk gerçekten deli nasıl diyeceksiniz? Biz de heyet kuruyoruz. Hastanelerde adli heyetler kuruluyor, yatırılıyor vesaire bir sürü. O Google hikaye. Kuşunda da vardı yine. Evet yani o hikaye, yani adli psikiyatri diye ayrı bir bilim dalı var. Şimdi bana onu sordunuz yani adli psikiyatri ne yapıyor bana söyleyin onu gibi bir soru sormuş oldunuz. Ama en azından şunu söyleyebiliriz. Somut bir yanıt vereyim. Hani çok az vaktimiz kaldı. Evet. O kadar aslında zor bir şey ki bu iş için ayrı bir bilim dalı kurulmuş, servisler var, insanlar yatırılıyorlar o hastane. Yani şöyle şeyler oluyor mesela işte karar verilemiyor, hastanede yatırılarak gözleniyor işte ve deniyor ki 4 gün sonra yok değil bir şey yok deniyor. Orada bir takım testler yapılıyor falan. Bu da aslında durumu kavramak, yani bu soruya yanıt vermek niye zor? Zaten durumu kavramak çok zor. O aradaki ayrımı yapmak çok kolay değil. Onun da somut sonuçları böyle bir alanın oluşmuş olması diye en kısa yanıtı bu olur benden. Hocam çok keyifli gitti. Yani gerçekten sürenin nasıl aktığını unuttuk. Umarım izleyiciler de keyif almıştır. Evet. Eğer uygun olursa tekrar bir yayın yapmak çok isteriz. Çünkü çoğu sorumuza yine değinemedik. Burada mesela o eksik oldu. Şeyle ilgili iki söylediğini birebir katılıyorum. Bir iki cümle. Tamam. Peki. Tabii. Psikoterapi seansı havalı laflar, edebili laflar etmek, insanlara vaatlerde bulunmak değildir. Psikoterapi seansında o odada psikoterapistin bir tek hastası vardır. Daha doğrusu en önemli hastası kendisidir. İşte ben ve ötekini ayırt ederken o hasta dediğimiz kişiyle karşılaşan daha hasta olan psikoterapistin yaşadığı duygu ve düşüncelerin ne kadarının kendisinin kötü bulma arzusuyla, ne kadarının onunla ilgili olduğunu ayırt ettiğinde anlarız. Hani diğer insanı nasıl ayırt ederiz diyoruz ya, kendimizi psikoterapistin en önemli hastasının ve tek hastasının belki her hastasıyla karşılaştığında kendisi olduğunu aklında tutarak ayırt ediyoruz. Aslında senin o anlamda delilik modeline çok yakın bir şeydir söylüyor Agah şimdi. Yani o iç içe geçme, kaynaşma evet. Hali tam da önerilerde bulun. Yani sen var ya o işi değiştir. Şimdi ne oldu biz iç içe geçtik? Yani sizin hayatınız mı, benim hayatım mı? Evet. Haline dönmüş olduk. Yani burada bu ayrışmadan. Evet. Hakikaten... Sonuç örnek. Hasta ikide bir biz diyorsa
onun biz demesine neden olan ben mi onun içine gidip karıştım, istila ettim? Yoksa o mu beni içine çekip istila etmeye çalışıyordan ayırt ederiz? Hocam şey toparlamamız gerekiyor. Yok, kapatmamız gerekiyor hatta. Evet, gerçekten. O zaman şöyle son bir kez bağlayalım. Ama bu iletişimde aslında her zaman bu üzevi bir şey. Çünkü bir anlaşma var, kendini de tanıma süreci var diyebilir miyiz hocam? Yani bir olumlu bir yorumla bitirmek tamamen istiyorum. Tamamen kendini tanıma sürecidir psikoterapi. Sağlıklı olmayan birinin psikoterapi yapma olasılığı sıfırdır. Diyelim. Çok teşekkür ederim. Evet. Tekrardan umarım görüşmek üzere en kısa zamanda. İyi günler diliyoruz. İyi eksik günler. Olanın sonuna geldik.